Ben Elif, yani birçoklarının tanıdığı ismimle Elif Ko. Çizim yapmak çocukluğumdan beri çok keyif aldığım bir şeydi zaten. Ve öğretmenlerimin desteğiyle Güzel Sanatlar Lisesi'ne girdim. Lisedeyken üniversiteleri geziyorduk biz ve sanatçıları tanıyorduk. Ve ben onlar gibi olmalıyım dedim. Yani böyle bir his vardı içimde. O yüzden eğitiminde en iyisini almalıydım. Yaptığım için en iyisini yapmalıydım. Hep bu yaklaşımla yolumda devam ettim. Öğretmenlik yaptım, resim öğretmenliği yaptım. Duvar boyama işleri yaptım. Daha sonrasında profesyonel sanat hayatına başladım. Sergilere katıldım, kişisel sergi açtım. Benim için sanat, insanlara ulaşabilmek, yaptığım işe baktıkları zaman heyecanlandırabilmek. Farklı farklı bir sürü insan var ve bunlar ortak seviyede işlerimden etkilendiği zaman ben de keyif alıyorum. Çoğunlukla arkadaşlarımın benim için söyledikleri, benim unutmamam gereken şeyler, bazen şiirler duvarlarımda yer alıyor. Hemen bir kalemi kapıyorum ve bana ilham verebilecek her şeyi yazıyorum duvara. Ya da beni mutlu edebilecek, motive edebilecek her şeyi yazıyorum. Fikir geldiği noktada hemen heyecanlanıp oradan tuvali çıkartıp, buradan boyaları çıkartıp bir anda üretmeye başlıyorum. Yani ilham diye bir şeye pek inanmıyorum gerçekten. Çalışmaya çok fazla inanıyorum. Çalıştıkça çünkü yeni fikir buluyorsunuz. Ev atölye olduğu için de zaten rahatım. Bugün gecenin hiç olmadık bir vaktinde de çalışabiliyorum. Sabahın köründe de çalışabiliyorum. Bazen mesela yeni bir malzeme keşfediyorum. O zaman çok heyecanlı oluyor benim için. Dikişte mesela öyle olmuştu. Çok alakasız bir yerden. Kağıdı dikerek başladım aslına bakarsanız. Sonra elimde dikmeye başladım. Ya ben bunu makineye de sokarım, dikerim. Bir şey yapabilir miyim acaba? Daha sonra tuval bezine denemek istedim. Ve daha sonrasındaki konu ve karşıma çıkan sonuç beni çok heyecanlandırdı. Ben buna devam etmeliyim dedim. Sosyal medyadaki o sahte duyguları birazcık aslında resimlerimde kullanıyorum. Çünkü bu dönemin sanatçısıyım ve bu dönemin problemleriyle, bu dönemin popüler olan problemleriyle ilgilenmem gerektiğini düşünüyorum. Bundan 30 yıl, 40 yıl sonra işlerime baktıkları zaman bu dönemi görmeleri gerekiyor. Bence bir sanatçının yapması gereken şeyden biri bu. Arkamda duran resim yine bir sosyal medyayla alakalı bir iş. İmge ile gerçeği birleştirebilmek adına ben dikiş kullandım. Sosyal medyada ne kadar mutlu görünüyorsak, dikiş ne kadar acı veriyorsa ve ne kadar gerçekse, hayatlarımızda da aslında o kadar gerçek şeyleri yaşıyoruz ister istemez. Yağlı boya ve diğer tekniklerde işler yaptığımda insanlar uzaktan da bakabiliyorlardı bunu. Fakat kişi işin içine girdiği zaman daha çok yakınlaşma gereği duydular. Başlarda sergilediğim zaman insanların dokunması aslında hoşuma gitmemişti. Fakat sonra atölyede kendim ürettiğim zaman ben de dokunmak istiyorum. Yani ben dokunmak istiyorsam demek ki onların da dokunmak istemesi çok normal diye düşündüm. Ya sanki orada birbirimize temas ediyoruz izleyiciyle. Doğaçlama yapılmış gibi olan dikişler tamamen tasarlanmış durumdalar. Ve yani gerçekten çok fazla emek isteyen ve çok yorucu bir iş. Dolayısıyla insanların bunu hissetmesi güzel bir şey benim için. Benim resimleri yaparkenki detaylardaki o işçiliğimi görmelerine daha çok olanak tanıdık aslında. Ayrıntıların, detayların sanatımı oluşturduğunu fark ettim.